İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex, şu porsiyonuma baksana. Tanki onun arka planında karlı. Vay canına, gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır, lollipopumu kırdım. Hiç aklıma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika. Artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına, senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere deneyimi istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın, işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika, ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex, korkuyoruz. Tamam tamam, işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına, ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet, bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Bu da fena değil. Ne kadar lezzetli, durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila, şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdim. Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına, bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? İşe yaramıyor. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice, hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Sule haklı, bu çok uzun sürüyor. Vay canına, yine de başardım. Harika çocuklar, bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır diye şüphe ettirdi. Vay canına, başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım, çok sıcak. Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika, çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına, bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yoksa siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın, işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz. Teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu.
başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanter mi? Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet, bu tadı sevdim biri. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet, lezzetliydi. Tatlım, böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme, her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam, kendimi değil, kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip, bu kanserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Böyle seni tanıyamıyorum, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlemem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar, bunu yapmak istemedim. Tamam, dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. İştahım açıldı. Harika. Ne yazık ki Mina, seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bana harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim, korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı ısırdı. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak, o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on! Yeter ama, bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Parmaklarını yersin. Hey, nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki? Önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter, kes şunu. Tamam, senden bıktım artık. Artıkları bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizza yemem zamanı. Evet, Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın, şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına, bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sığabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç pizza yiyebilirim. Görünüşe göre
İşler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda pizzama başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. Sadece bir tek tak mı? Bir tane şeker de doyamam ki. Elinde bir kutu var. Yalnız elinde ne olduğuna bak. Evet, bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tik tak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında tik tak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. Lezzetli ama çok az. Melli, şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. Melli tüm şekerlerini kaybetti. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. İnanılmaz. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın, sonunda tüm bu tiktakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sende bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Kahretsin. Tabii ya. Yanından bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı dair bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Melli, elini aç. Şimdi tık tak yiyeceğiz. Hey, nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Yeter, dur, yalvarıyoruz. Kes şunu. Şekerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru, bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç iyi fikir. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Bacanına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen, bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına, bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır, böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen de yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele, ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sıkacağım. Hayır, teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır, korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay, özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili, nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Aa, teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. İşe yaradı. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim.
yaşantısın. Zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücevher olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrinin işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama yine de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet, odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hasbri bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliyle yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Tabii. Eğer nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam, koku da gitti. Aynen, koku yok. Tadı berbat ama. Diana, şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar, yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın. Ye, sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislikle başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet, berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin, kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim, hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diana. Bari kokmuyoruz şimdi. Peki ne bekliyorsunuz? Açım. Talimatlarını bekliyoruz. İlk turda benim için makarna hazırlamanızı istiyorum. Makarna mı? Tamam. Tamamdır. Büyük anne uyan artık. Torunum makarna istiyor. Aa, makarna mı? Çok kolay. Onun için defalarca spagetti pişirdim. Yani bu işte zor bir şey yok. Hepsi klasik tarife göre. Hepsi? Ah, özür dilerim ama hepsi bunun yüzünden. Ah, sorun değil. Tekrardan özür dilerim. Sadece spagettiyi kendim yapmak istiyorum. Ondan sonra yumurtalar devreye girecek. Onlarla hokka bastık bile yapabilirim. Aa, hayır durun. Ay, yine de beni affedin. İşte her zaman iyi bir hokkabaz olduğumu düşünüyordum. Hamur hazır olduğunda onu küçük toplar ayırmanız gerekiyor ve her birini boyamalısınız. Özel bir makinenin yardımıyla hamuru eriştirerek kendim keseceğim. Bunu yapmak için hamuru bir makinede dikkatlice çevirmek yeterlidir. Bence çok havalı çıkıyor ve en önemlisi orijinal bir iş. Herkesin sade eriştileri olacak. Ben de ise çiçek şeklinde spagetti olacağım. Büyük anne ne durumdasınız? Her şey yolunda. Torunum hep sıradan ketçaplı spagettiyi severdi. O zaman neden ona onu sunmuyordum? Wednesday işler nasıl gidiyor? Şef yardımına ihtiyacım var. Makarnamın sade görünmesini istemiyorum. O benim için çok fazla açık renkli. Biraz siyah boya eklersek en iyisi olur. Ketçap da ekleyeceğim. Okan rolünde olacak. Bu arada ek olarak kompozisyonu tamamlamaları için jelibon gözleri ekleyeceğim. Bebeğim denemeye hazır mısın? Nereden başlayacağımı bilmiyorum bile. Sanırım ilk olarak büyük annemin klasik makarnasını deneyeceğim. Çocukluğumdan beri ona bayılıyorum. Sanırım bu sefer de hiçbir şey değişmeyecek. Aa, düşündüğün gibi lezzetli ve sıradan bir şey. Şimdi Emily'nin noodle devreye girecek. Tabii ki çok güzel ve çok tatlı olmuş. Bu gerçekten bir sanat eseri.
Onu yemek bile istemiyorum. Enid ayrıca fazladan makarna da ekledi. Ve onlar vampir dişlerine benziyor. Sizce de öyle değil mi? Gerçi bu makarnalar pişmemişlerler. Bu yüzden onu yemek imkansız. Sadece Wednesday'in noodle'ı kaldı. Sonu mu Enid'inkinden daha kötü değil. Wednesday tarzında Elif yapmam gereken bir gözü denemek. O şerebot mu? Tabii ya, ona bayılırım. Wednesday jelibonun makarnayla bu kadar havalı olduğunu nasıl anladın? Bu inanılmaz derecede havalı. Bu kadar lezzetli makarnayı tamamen bitireceğim. Hatta tabakta sos damlacıkları bile bırakmayacağım. Sanırım kazanan belli. Wednesday en iyi yemeği yaptı. Nasıl olur ya? Ben de uğraşmıştım ama. Wednesday hemen kaldır şunu. Yaşlı bir kadını korkutmayı kes. Bebeğim, bize yeni bir görev vermeye hazır mısın? Evet, kokteyl istiyorum. Yapabilir misiniz? Kolayca. En iyi şekilde yapacağım. Senin için doğurdum, her şeyi yaparım. Ben kokteyl yapmayı biliyorum. Michigan'ın hayatında asla unutamayacağım bir halde yaptıracağım. Kokteylin temeli sade bir Sprite olacak. Böyle sıra dışı bir şekli sahip olan bir bardağa dökülmesi gerekiyor. Şimdi içine Sprite doğru rengi verecek olan gizli malzemeyi eklememiz gerekiyor. Yeşil olacak. Şey, hemen elinde git ve bana biraz krema getir. Bu şeytanın eli de neyin nesi? Defol git buradan. Büyükannen yardımcımı incitmene gerek yok. Şey sadece söylediklerimi yapıyor. Kokteylin üzerine dökmek için kremaya ihtiyacım var ve üstüne silibon gözler koymam gerekiyor. İtiraf etmeliyim ki silibon gözler benim en sevdiğim tatlıdır. Havalı görünüyor ve aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Kırmızı şurup da zarar vermez. Peki ben ne bekliyorum? Benim de kokteyl yapmaya başlamam gerekiyor. Kesinlikle silibon şekerlerle başlayacağım. Öncelikle renklere göre ayırıyoruz. Hazır. Şimdi onları katman katman böyle uzun bir bardağa koymam gerekiyor. Baksanıza nasıl güzel oluyor. Şimdi bir saç karartma makinesiyle eritilmesi gerekiyor. Böylece homojen bir kütleye dönüşülür. Ve son adım krem şanti. İçecekler her zaman daha havalı bir görünüm veriyorlar. Küçük bir jelibon da gereksiz olmayacak. Ay harika kızlar, güzel ve lezzetli kokteyller yaptınız. Ancak torunumun sağlığını hiç düşünmediniz. Öncelikle yararlı olacak bir kokteyl yapacağım. Bu karıştırıcıya koyduğum farklı sebzelerden oluşacak. Ne kadar çok girerse o kadar iyi olur. Ben de onu bol bol ekleyeceğim. Tamam, hazır. Ah, nasıl da kokuyor. Korkunç. Aynen öyle. Hadi ama. Ama torunum onun sağlığına olan ilgimi takdir edecek. Kazananı seçmenin zamanı geldi. Görünüşe göre tüm kokteyller çok iyi. En sıradan olanı büyükannenin kokteyli galiba. Bu yüzden onunla başlayacağım. İğrenç dal. Umarım kokteyl kendisi çok iyi olur. Berbat bir şey. Büyükanne bunu içemem. Sıradaki Enid'in kokteyli olacak. Çok da lezzetli görünüyor. Evet, kremaya bayılırım. Burada bir sürü var. Aa, bu kokteyli böyle kaşıkla yemeliyim. Yine de en lezzetli kremayı burada kaşıramam. Krema bitti. Pipeti alabilirim. Garip. Kokteyl neden bu kadar sert? Onu içmek imkansız resmen. Zafer'i denemediğim bir kokteyle nasıl verebilirim? Hayır, kesinlikle olmaz. Wednesday, tüm umutlarım sana kaldı. Hemen deneyeceğim. Sonunda nefis bir şey. Bu kokteyli sürekli içmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Aa, şu anda duramıyorum resmen. Ay, Liziz. Kim kazandı? Açıkçası Wednesday. Çok havalı bir kokteyl yaptı. Torunum bu turda nasıl görev bizi bekliyor? Yani her şey çok kolay. Beni için salata yapın. Hafif bir şey istiyorum. Salata mı istiyorsun? Tamam, yaparım. Ay, torunum birkaç dakika içinde hazır olacak. Yapacağım salata. Tam da salata marul yapraklarım yetişmiş. Salatanın temelini onlar oluşturacak. Daha sonra peynir ve krakerler kullanacağım. Görünüşe göre bu sefer salatasının tarifini ben bile biliyorum. Sulu çeri domatesleri de unutmayalım. Onlar salatayı ve tadını süsleyecekler. Neredeyse hazır. Harika. Salatayı sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel yapmanın bir yolunu buldum. Çiçek konusuna tekrar döneceğim ve sebzelerden küçük ama çok sevimli çiçekler yapacağım. Tam da gereken kalıplarım var. Bence bu harika bir fikir çünkü gerçek bir buket gibi görünüyor. Ve bu da lezzetli bir salatadır.
Ne çiçek ne bu çok sıkıcı. Salatalığa koyu bir şey eksik. En azından birkaç fesleğen yaprağı. Ah, bu kafatasına bayıldım. O yüzden o da tabakta duracak. Bu kafatasına başka malzemeler de ekleyeceğim. Peynir ve jambon. Şimdi bunu ketçapla doldurup iki gözü yerleştirmemiz gerekiyor. Kafatası çok ilginç görünmeye başladı. Ay korkunç, böyle bir şey gece görürsem korkudan düşerdim. Ama yine de karar bana kalmadı. İşte senin sonunda lezzetli yemekler. Wednesday, bu sefer ne pişirdin? Berbat. Hiç böyle korkunç tadı görmemiştim. Onu yemek değil de onu dokunmak bile ürpertici. Bakalım burada ne var büyük anne? Salatası gerçekten Sezar salatasına benziyor. Böyle salatayı çok severim. Durmak bile istemiyorum. Tabağı çabucak boşaltmak istiyorum. İşte burada gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi inanılmaz derecede güçlü olacağım. Şimdi ise en ilginç çiçeğinin tadına bakalım. Bunlar lezzetli değil berbat. Büyük annem kazanıyor. Ay büyük anne dikkatini dağıtma, bebek görev veriyor. Tatlı bir donut istiyorum. Yaparız sana donut. Ben de onlardan hoşlanıyorum, yaparım sana. Donutların ne kadar sıkıcı ve sessiz olacağını hayal ediyorum. Nedenmiş o? Genel olarak asıl önemli olanın lezzetli olmasıdır. Donutlara bakmayacaklar, yiyecekler. Yine de parlak bir şey yapacağım. Daha doğrusu her donutun kendi rengi olacak. Genellikle insanlar böyle şey sever. Bu da neydi böyle? Bana yaklaşmayın. Beni pişirirken dikkatimi dağıtmayın. Donutlarım hazır olacak şimdi. Tamam, işin bir kısmı bitti. Süslemek zamanı. Tabii ki kırmızı çek şurba olmadan yapamayız. Gerçekten kana benziyor. Ama hepsi bu kadar değil. Pasta süsüyle böyle güzel örümcek ağı şeklinde bir şey çizeceğim. Sanki bu donatlar örümcek yuvasından çıkarılmış gibi. Nutella ihtiyacım var. Getir onu. Come on. Aferin sana. Sensiz de böyle bir şey yapamazdım. Bakın ne kadar havalı. Gerçek güzel donutum var. Kafasını da yedikten sonra gerçekten mükemmel donut yaptım. Çok ilginç. Ben donutları çok süslemek istemiyorum. Onların tadını mahvetmemek için. Ve üzerine tabii ki biraz pudra şeker serpeceğim. Herkes onu sever. Torunum çok sevinecek. Benim de rengarenk donutlarım hazır. Çok güzeller. Artık onlarla fotoğraf bile çekebilirsiniz. Harika değil mi? Ama hepsi bu kadar değil. Böyle donutlar için rengarenk pasta süsü mükemmel yakışacak. Tek yapmanız gereken onu açmak. Ay. Şimdi tüm dilim şeker içinde. Ama sorun değil. Bebek artık kazananı seçmeli. Acaba Wednesday yine olağan dışı bir şey yapmış. Yarasalar bile var. Lezzetli görünüyor. Fena değil. Ama itiraf etmeliyim ki daha fazlasını bekliyordum. Sıradaki büyük annenin donatları. Onları yemeden önce onlardan küçük bir kule yapmak istiyorum. Böyleyse çok kolay olacak. Sıradan donatlar. Lezzetli ama onlar hakkında özel bir şey bilmiyorum. Bakalım Enir bana ne verecek. Onun donatları çok sevdiğim donatlara çok benziyor. İnanılmaz bir şey. Evet, burada her şey belli. Senin donutların en iyi.